Zübeyr İbni Adi şöyle dedi. Enes bin Malik radıyallahu anh'e gittik ve Haccac'ın zulmünden şikayet ettik. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçmiş günden daha kötü olacaktır. Ben bunu Peygamber Efendimiz'den duydum. Bu konudaki diğer bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. 7 engelleyici şey gelmeden önce iyi işler yapmakta acele ediniz. Yoksa gerçekten siz unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, her şeyi bozup perişan eden hastalık, saçma sapan konuşturan ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi Deccal, belası en müthiş ve en acı olan kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz? Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Sıkıntılara göğüs gerip sabretmek, iyi işleri yapmaya gayret etmek gerekir. 2. Gelecek şimdiki zamandan daha çetin olacaktır. 3. Kıyamete yaklaştıkça fesat yaygınlaşacaktır. Bu sebeple her devirde hizmete koşmaktan başka çıkar yol yoktur. 4. Bir takım engeller çıkmadan önce iyi işler yapmaya gayret etmek lazımdır. 5. İnsanı hayır yapmaktan alıkoyan engellerin başında fakirlik, zenginlik, hastalık ve ihtiyarlık gelmektedir. 6. Deccal'ın ortaya çıkışı kıyamet alametlerindendir. 7. Kıyametteki elem ve acı dünyadakilerden çok çok şiddetlidir. 8. Faydalı işlere karşı tembel davranmamak ve sonunda da pişman olmamak için hayra koşmayı bir alışkanlık haline getirmek lazımdır. Bu hem fertlerin hem de ümmetin kalkınma ve kurtulma çaresidir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemizi hayır ehli olan kullarından eylesin. Amin.